Değerli kardeşlerim, hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım. Biliyorsunuz önümüzde bir referandum sandığı gelecek. Tabii bu sandık ne siyasi parti seçimidir, ne bir iktidar, ne de hükümet seçimidir. Bu seçim sadece anayasa seçimidir. Anayasamız biliyorsunuz 80'de askeriye anayasasıydı, 60'da anayasasıydı. Şimdiye kadar bütün Türk milleti işte sivil bir anayasa, sivil bir anayasa diye diye şimdi de Türkiye bir sivil anayasa yaptı. Bu anayasada inşallah memleketimize, milletimize, Türkiye'mize hayırlara vesile olur. Bunun da hayırlara vesile olması için dua edelim. Türkiye'de iç ve dış düşmanlar çok. Bu bir tekrar söylüyorum bir siyasi seçim değildir. İnşallah bu seçimde vatandaşımız, milletimiz anayasamıza evettir. Güçlü bir iktidar çıkar. Biz bu amaçla anayasamıza evet diyoruz. Daha sonra bu anayasa çıktıktan sonra biliyorsunuz ileride seçimler var. Bu seçimde Ahmet'e verirsiniz, Mehmet'e verirsiniz, filan partiye verirsiniz, filan partiye verirsiniz. Bunlar ayrı şeyler. Çalışırsa, kim çalışırsa, kim hizmet ederse seçimlerde vatandaş onu iş başına gelir, reisi cumhur eder veyahut da başkan eder. Onun için bu ne başkanlık sistemi oylaması, ne bir cumhurbaşkanı oylaması, sadece bu anayasa oylamasıdır. Anayasa oylaması için de Nevşehir olarak, Nevşehir'imizin hizmeti alması için inşallah bu referandumu %70'in üstünde çıkartmaya gayret edelim. Çünkü evet demek çok zor bir iş değil. İnsanlar en mutlu zamanında bile nikah masasına oturunca da orada da evet derler ve birçok mutlu hayat yaşarlar. Bunun için de Nevşehirli hemşerilerimizden evet bekliyoruz ve biz de dernek olarak evet oylarımızı kullanacağız, çalışacağız ve anayasamızı evet oyuyla %70'in üstünde çıkartacağız. Bunun için Nevşehirli hemşerilerimi davet ediyorum. Türkiye hepimizin, biz ne Irak ne Suriye'yik, biz memleketimizden bir karış toprak vermeyiz de bir başka bir yere de kaçma şansımız yok. Biz burada Türkiye'mizde Allah göstermesin bir savaş olsa biz kellemizi veririz, ülkemizi terk etmeyiz. Onun için Türk milletinin bahtını, önünü açmak için, devletin önünü açmak için bu anayasaya evet diyelim ve evet de kalalım. Hepinize saygı, sevgi sunar, sağlıklı, mutluluk, uzun ömürler dilerim.